Sağlık Rehberi'nden merhaba sevgili seyirciler. Bugün en sık görülen kanserlerden meme ve akciğer kanserlerini konuşacağız. Konuğum onkoloji uzmanı Profesör Doktor Türkan Evrensel. Sorularınız için 0224 211 1075 numaralı telefondan bizleri arayabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine iki önemli kanser türünü konuşacağız. Öncelikle meme kanseriyle başlayalım. Nasıl bir hastalıktır? Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser. O yüzden son derece önemli. Ve önlenebilir bir kanser. Bu tarafı da en güzel taraflarından birisi bu tarafı. O yüzden meme kanserini iyi tanımamız gerekiyor. Oluşma şartlarını bilmemiz, yani sebep olan faktörleri bilmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii korunmanın da yollarını bilmemiz gerekiyor. Bu şekilde yaklaştığımız zaman görüyoruz ki bu koruma, tarama, önleyici faaliyetlerle meme kanserinden ölüm oranlarında dünyada da ciddi bir azalma var. Bizde de işte bölgeden bölgeye değişmekle birlikte hala biraz artış trendini sürdürüyor. Fakat hem sivil toplum kuruluşlarının hem de Sağlık Bakanlığı'nın meme kanserinin taraması, tanınması, önlenmesi konusunda ciddi çabaları var. Bunlarla önümüzdeki tıpkı sigarayla mücadelenin akciğer kanserini etkileyeceği gibi meme kanserinde de çok önemli yollar alacağımızı düşünüyorum. Kaldı ki bu şey hani geride diz anlamının çıkmasın bu ifademden. Meme kanserini artık çok erken yakalıyoruz. Yani bundan 10 yıl öncesinde çok ilerlemiş meme kanserlere karşı karşıya kalıyorduk ama günümüzde çok erken, çok daha kolay tedavi edilen şekliyle karşı karşıya kalıyoruz. Ancak hala tabii bu kadınlarda görülen en sık kanserlerden bir tanesi. Ülkemizde bölge bazında yapılmış bir çalışma var mı bununla ülkemizde ilgili? Bu konuda Meme Dernekleri Federasyonu, ki biz de Bursa Meme Derneği olarak federasyonun üyesiyiz. Federasyonun yaptığı çok kıymetli çalışmalar var, kayıt çalışmaları var. Yani Türkiye'deki meme kanserinin dağılımı, bölgelere göre dağılımı, yaş durumlarına göre dağılımı, evlere göre dağılımını iyi bir şekilde anlamış durumdayız. Hangi bölgelerde daha sık görülüyor? Yani sık, aslında her bölgede sık görülüyor. Yani bu bir şey, kadınlarda en sık görülen kanser. Fakat bizim gelişmiş bölgelerimizde, yani batı bölgelerinde biraz daha batıya benzer şekilde daha ileri yaşlarda. Ancak Anadolu, Orta Anadolu, Güney Anadolu bölgeden biraz daha genç yaşta görülme eğilimi var. Bunun değişik sebepleri üzerinde çalışılıyor. Bizde Avrupa ve Amerika popülasyonuna göre biraz daha genç yaşta görülme eğilimi var. Belki bu işte verilerden çıkan bilgilerle kendimize has tarama programları, yaş faktörünü kendimize has belirleyebiliriz. Kendimize has tarama programları oluşturabiliriz. O yüzden Meme Dernekleri Federasyonu'nun bu konudaki katkısı çok büyük. Bu konuda çok değerli çalışmalar var. Ama bizde de bu önemli bir kanser türü. Üzerinde çalışılması, durulması ve önleme faaliyetleri konusunda hassasiyetle durulması gereken bir durum. Evet. Bütün dünyada böyle. Şimdi eskiden bir de şöyle denirdi, uzak doğulu kadınlarda meme kanseri pek görülmez gibi bir söylem doğru de vardı. Yani hala geçerli mi o? Geçerli. Batıya göre uzak doğuda biraz daha oranları düşük. Onlarda başka kanser, mesela Japonlar için mide kanseri ön planda görünüyor. Fakat onların da beslenme ve yaşam şekillerinin değişmesiyle bir takım kanserlerdeki oranlarda değişme görülmeye başlandı. Mesela obezite, aşırı kilo Japonlar için bir sorun değil iken beslenme ve yaşam şeklinin değişmesiyle onlarda da obezite sorun haline gelmeye başladı. Ama tabii onlarda değişik faktörler var. Yani genetik faktörler, beslenme faktörleri, memelerin küçük olması da bir faktör. O yüzden bazı beslenme alışkanlıklarının önleyici olduğu vesaire düşünülüyordu. Yani küçük olması derken bir avantaj mıdır bu? Yani tabii şeyin kitle olarak daha küçük. O bir avantaj gibi algılanabiliyor. Ancak tabii bu şöyle bir algı çıkmasın. Yani küçük memede şey olmaz. Kanser olmaz. Belki risk oranları değişebilir ama küçük, yani çok küçük meme, hatta erkekte bile biliyorsunuz meme kanseri olabiliyor. Evet. O yüzden hani bu bir çok önemli bir faktör değil. Faktörlerden bir tanesi gibi arka arkaya sıralanabilir ama böyle bir fark var. Yani coğrafi şekiller, coğrafi bölgeler, yaşam şekilleri, gelişmişlik düzeyi kesinlikle hastalığın seyrini de
sıklığını da etkiliyor. Evet, risk faktörleri neler, başka neler olabilir? Meme kanserinde aşağı çok iyi çalışılmış risk faktörleri. Risk faktörlerinin %80'ini çevresel olduğunu söylemek lazım. Yani birçok vatandaşımız olayın ailevi boyutuna daha çok ilgi gösteriyorlar ama ailevi ve genetik kısmı yaklaşık %20-30'larda kalıyor. Daha çok çevresel. O yüzden memede hormona maruziyet çok önemli. Yani erken yaşta 11 yaşından önce adet görmeye başlamak, geç menopoz, menopoz yaşının geç dönem geçe kalması, geç doğurma yaşı, emzirmeme, bunlar hep birbiri üstüne eklenen faktörler. Gereksiz hormon kullanımı, çok uzun süreli özellikle östrojen hormonuna maruz kalmak ki bu artık iyi biliniyor. Bir zamanlar, şimdi doğum kontrol hapları da aynı şekilde meme kanserini tetikleyebiliyor mu? Evet, uzun kullanımı tetikliyor. Yani bu bir bilinen bir gerçek. Daha öncesinde kardiyovasküler hastalıklar, kemik erimesiyle ilişkili faktörler sebebiyle bir dönem doğum kontrol yani hormon replasman tedavisi öneriliyordu. Fakat uzun süreli kullanımının meme kanseri riskini arttırdığı belli olduktan sonra artık bu daha kısa süreli uygulanmaya başlandı veya riskli bireylerde artık hiç uygulanmıyor. Bir takım memenin kendi basit hastalıkları var, fibrokistik hastalıkların bazı tipleri diyeyim daha kolay meme kanserine dönüşebiliyorlar. Düzenli alkol kullanmak yine meme kanserine tetiklediğini söylemek mümkün. Özellikle de menopoz öncesi ki bizim ülkemiz için bu çok üst sıralarda yer alan bir faktör değil biliyorsunuz. Evet. Aşırı kilolu olmak yine önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Ailede bir ve genetik bir takım ki bu bazı ünlülerin işte memesini aldırmasıyla daha çok gündeme geldi. Evet, bazı genlerin Angelina Jolie. Evet. Bazı genlerin taşıyıcısı olmak riski arttırıyor. Ancak bunlarda doğru şekilde davranmak gerekiyor. Yani hemen bir genin taşıyıcısı olmakla hemen memelerimizden kurtulmak ihtiyacı olduğunu söylemek bugün için kolay değil. Evet, ancak doğru bir davranış mıdır? Çünkü %80 risk olduğu söylenmiş mesela Angelina Jolie için. O böyle bu yönde bir karar almış bu kanserden korunmak için bir yöntem midir? Bir yöntem olabilir ama belli bir grup için olabilir sadece. Orada memenin tamamı alınarak sadece tarama programlarının işte yoğunluğu vesaire belki bunların yarattığı bir takım korkular da etkili olmuş olabilir. O yüzden bugün için böyle bir taşıyıcılık durumunda alınması hastayla tartışılabiliyor. Çünkü hastanın bundan kaybedeceği şeyler de olabilir. Ameliyat riskli olabilir. Bir de tabii %100 engelleyemiyorsunuz. Yani az da olsa yine bir meme risk dokusu faktörü var, değil mi? Kalabiliyor ama çok ciddi oranda geriliyor. Burada önemli olan riskin iyi belirlenmesi. Tarama ve takip programlarıyla da çünkü erken yakalamanız mümkün. Kaldı ki hiç olmaması da hani o belli bir oranda arttırıyor çünkü riskinizi. Hiç yakın takiple hiç yakalanmadan da hiçbir şey yapmasanız bile yani böyle bir taşıyıcılık olmasa bile 8'de 1 oranında kadında yaptığın yüksek riskli görülüyor. Aynı erkekteki prostat kanseri gibi. O yüzden zaten bir tarama ve takip programına girmek gerekiyor. O yüzden mutlak tabii aldırmamak açısından net bir şey söylenemez. Şablon da koymak doğru değil. En azından bu açıdan değerlendirilebilir. Ama aldırmak tek çözüm yolu değil. Onu en azından vurgulamak lazım. Peki meme kanseri riski taşıyan bir kişi aynı zamanda yumurtalık kanseri riski de taşıyabiliyor mu? Taşıyabiliyor. Bazı genlerin birlikte bozuklukların diyelim genetik bozuklukların birlikte olmasıyla meme kanseri riskiyle birlikte yumurtalık kanseri riski de artmış olabiliyor. Evet, belirtilerine geçelim isterseniz. Evet, belirtileri aslında kolay, daha kolay. Belirtileri dışarıda olan bir organ olması sebebiyle memedeki herhangi bir değişiklik kabaca tanımlamamız gereksin. Memedeki herhangi bir değişiklik belirtisi olabilir. Neler olabilir bu mesela, değişiklikler? Mesela meme cildinde bir renk değişikliği, egzama gibi böyle kızarıklıklar, döküntülü, pullanmalı bir meme cildindeki bir deri hastalığı gibi belirti verebilir. O yüzden meme bölgesinde bulunan herhangi bir cilt değişikliğini de cilt hastalığı gibi düşünmeden önce altında bir meme tümörü yatıyor olabilir mi diye düşünmek son derece önemli. Yani bu tabii
hastanın olayı önemsemesi açısından söylüyorum. Yani bu bir cilt hastalığı deyip geçiştirmemek gerekiyor. Meme başından olan akıntılar, ki akıntının yüzde büyük çoğunluğu iyi huylu sebeplere bağlıdır. Ancak kanlı akıntılar özellikle altta bir meme tümörü yatıyor olabilir. Ama her kanlı akıntı meme tümörü olacak diye bir şey yok. Ancak meme tümörü açısından değerlendirilmesi gerekir. Memede ele gelen, daha önce ele gelmeyen herhangi bir şişlik. Bu şişlik kızarıklıkla olabilir. Bir de kişiyi yanıltan önemli faktörlerden bir tanesi ağrıdır. Doğrudur, meme tümörleri, yani kötü huylu tümörler genellikle ağrısızdır. Bakın, genellikle lafı var ama ağrılı da olabiliyor. O yüzden bu benim mememde ağrı var, kitle de var ama ağrılı kitleler iyi huyludur gibi bir yanlış anlaşılma olmasın. Nadiren ağrılı da olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında boyunda veya koltuk altında bir beze de olabilir. Meme sanki iltihapmış gibi şiş, kızarık bir görüntü de verebilir. Yani sanki meme iltihabı gibi görünür ama bunun altında bir tümör yatıyordur. Özellikle bu hamile kadınlarda biraz karışıklığa yol açar. Hamileler süt verdiği için meme sütle doludur ve kolay iltihaplanır. Doğrudur. Ancak bu iltihap biraz atipikse, geçmiyorsa kolay, farklı bir takım bulgular da içeriyorsa mutlaka meme kanseri yönünden de değerlendirmek gerekir. Çünkü genç yaşta olmaz diye bir şey diyemiyoruz. Genç yaşta da meme tümörü görülebiliyor. Hamilelik sırasında böyle bir durumla karşılaşılırsa ne oluyor? Hamilelik sonlandırılıyor mu yoksa? Aslında burası da biraz teknik bir konu sordunuz. Hamileliğin dönemine göre hamilelikle birlikte kemoterapi alabiliyor gebeler. Yani bebek eğer ilaçtan etkilenmeyecek bir safhaya gelmişse mutlaka tahliyesi gerekmiyor. Öyle hastalarımız var bizim de. Gayet sağlıklı bebekler dünyaya getirdiler. Hamilelik sıkıntıya girmedi. Zamanında ve sağlıklı olarak bebek dünyaya gelebildi. Bu aslında iyi de bilinen bir konu. Ancak tabii bu %100 bunu yaparız diyemiyoruz. İlacın verileceği zamanla ilişkili bu. Bazen beklediğimiz, yani bebeğin, annenin tabii talebine göre, eğer bebeği kaybetmek de istemiyorsa bazen bekleyip, eğer Bebeğin risk o durumuna evreyi göre tamamlamasına bekleyip ondan sonra bekliyoruz. ilaç başladığımız oluyor. Ancak hamilelerde de bunun görülebildiği, meme iltihabı gibi karşımıza çıkabildiğini vurgulamakta yarar var. Belirtileri genel hatlarıyla bunlardır. Çok De bazen nadir. meme başında çökme de olabiliyor, değil Tabii mi? işte cilt değişikliklerinin bir kısmı da budur. Yani meme başında çökme olabilir veya meme cildinde böyle küçük küçük portakal kabuğu gibi deliklenmeler belirginleşebilir. Cilt kalınlaşabilir. Veyahut da böyle bir takım çöküntüler meydana gelebilir. Bunun da en iyi yolu aslında kendi kendine muayeneyi kadının bilmesidir. Meme kanserinin taraması aslında mamografi ile yapılır. Ancak çünkü mamografi yılda bir yapıyorsunuz. Bu ara dönemde de ayda bir kez olmak üzere adet gören kadınlarda adetten 7-10 gün sonra, adet görmeyen kadınlarda her ayın aynı günü diyebiliriz. Kendi kendine meme muayenesini yapması lazım. Bununla ilgili bir şeyimiz olabilir. Eğer başarabilirsek onu da göstermek isterim. Arkadaşlarımız acaba görsellerimiz vardı ama evet Teknik zannediyorum. sıkıntı olabilir gibi. O zaman ben anlatayım. Kadın özellikle adet öncesi, yani adet gören bir kadınsa adeti bittikten 7-10 gün sonra ayna karşısında ayakta vaziyette memelerin iki eli yanda, kolu yanda memelerine simetrik olarak bakacak. Memenin genel simetrik bir duruşu vardır. O duruşta bir bozulma var mı? Gözle görünür meme başında çekinti, meme Şimdi cildinde bu değişiklik görünüşte bozukluk ne kadar olmalı? Bazen memelerin biri büyük, diğeri küçük olabiliyor. olabiliyor. Hafif bir asimetri olabiliyor. İşte o yüzden onu da tanımak gerekiyor. Yani bunu tanırsanız bu bende vardı veya bu konuyla ilgili doktora müracaat edersiniz. Onun asimetrinin doğuştan olduğu anlaşılır. Sadece takip edilir. Hafif asimetriler olabiliyor. Ancak yeni gelişmiş bir şeyi takip ediyoruz daha çok. Ve bu aşamada iki eli yandan başımızın üstüne getirecek şekilde kaldırarak memenin önce dışa sonra yukarı hareketini gözleyeceğiz. Bu hareket sırasında da normalde olmayan bir tarafta özellikle oluşabilen çekintiler, meme başında, meme cildinde böyle hareketin bir döneminde
oluşup kaybolan çekintiler olabilir. Bu da önemlidir. Onun dışında koltuk altını ve memenin kendisini eliyle, elin üç parmağıyla, hassas bölgesiyle, göğüs duvarıyla memeyi elinin arasında sıkıştırarak her bölgesini işte dairevi hareketlerle kontrol edebilir. Buradaki amacımız nedir? Kadının kendi memesinin dokusuna alışması, tanıması. Burada olabilecek bir ay aralarla yapacağı için bunun, burada oluşacak herhangi bir değişikliği kendisi daha kolay fark edecektir. O yüzden bunu mutlaka yapılmasını öneriyoruz. Erken tanı da önemli. Erken tanı da son derece önemli. Evet, tanı yöntemlerine gelecek olursak neler yapıyor? İsterseniz yapıyor? Tanı yöntemine gelmeden taramanın en önemli yöntemi olan mamografiden de bahsedelim. Evet. Mamografi 40 yaşında itibaren başlanması öneriliyor ve 70 yaşına kadar devam edebiliyor. Yılda bir ya da 2 yılda bir ihtiyaca göre genellikle önerilen yılda birdir. Daha erken yaşlarda tabii tarama gerekebilir mi? Evet, gerekebilir. O zaman da kadının memesine, doğurganlık durumuna göre ultrasonla korele ederek veya tek başına mamografiyle veyahut da MR dediğimiz, meme MR dediğimiz yöntemlerle değerlendirilebilir meme. Ve bu takip evet, bu arada görselimiz de geldi. Evet. Burada bakın, kadın ayna karşısında kendi memesine bakıyor. Her iki eli yanda. Bir diğer görsele geçelim. Evet, diğer görsele geçebiliyor muyuz? Evet, bakın burada da her iki elini yana doğru kaldırmış. Bu hareket sırasında meme önce yana, sonra yukarı doğru hareket edecektir. Bu sırada memedeki, meme başında veya meme cildinde herhangi bir çekilme, herhangi bir çöküklük bu hareket sırasında oluşan var olup olmadığını gözlemek açısından bu son derece önemli. Yani dururken simetrik olabilir ama bu memenin, yani kolların yukarı kaldırılması sırasında bir bozukluk ortaya çıkabilir. Bir sonraki görselde de nasıl muayene edeceğiz? Evet, böyle yatıp kolumuzu başımızın altına alıp elimizle memenin her bir bölgesini yuvarlak hareketlerle yoklayarak meme dokumuzu tanımaya çalışıyoruz. Belli bir alışkanlıktan sonra zaten artık meme ile ilgili bir bilgi oluşmuş oluyor kafamızda. Ve bununla ilgili olabilecek herhangi bir değişiklik, burada koltuk altında mutlaka bu muayenenin içerisine katmak gerekiyor. Herhangi bir değişikliği fark ettiğimizde beklemeden, korkmadan, iyiye yormadan mutlaka bir hekimle görüşüp bunun ne olduğu konusunu netleştirmemiz gerekiyor. Belki son derece basit bir şeydir. Süt bezesidir, halk arasındaki deyimiyle. Belki bir sivilceden doğan bir koltuk altında beze olmuş olabilir. Ama sonuçta netleştirmek gerekir. Evet, gönül rahatlığı açısından bunu yapmak gerekiyor. Mamografiye değindik. Evet, önemli. İkinci, daha önemlisi aslında meme muayenesi, elle meme muayenesini bir ara yöntem olarak öneriyoruz. Buradaki ana tarama yöntemi mamografidir ve mamografi meme kanserinden ölümleri %50'ye yakın azaltmıştır. Çok önemli bir yöntemdir. Ve KETEM denilen erken tanı merkezleriyle vatandaşımız buna ücretsiz olarak ulaşabilmektedir. Kaldı ki artık mamografinin de bedeli oldukça düşmüş durumdadır. Son derece gelişmiş mamografi cihazları vardır Bursa'mızda da. Bunlarla yılda bir 40 yaşından itibaren memeyi kontrol etmek. Buradaki amacımız nedir? Bazen şu itirazı duyuyoruz. Benim hiçbir şikayetim yok. Mememde de akıntı yok. Ailemde de herhangi bir kanser olan yok. Niye ben o zaman taramaya gideyim? Zaten onun için taramaya gönderiyoruz. Hiçbir şey yokken hastalığı çok erken yakalayabilmek adına. Yoksa belirti olduktan sonra zaten olay biraz daha ilerlemiş olabiliyor. O yüzden mamografide ne görüyoruz? Çok küçük şüpheli alanlar görüp bunları telle işaretleyip alabiliyoruz. Ve bu şekilde çok erken, daha hiçbir elle muayene bulgusu vermeden, hatta cerrah onu ameliyatta bulabilmek için telle ucunu işaretliyorsunuz. Yoksa bulamıyor. Çünkü elle fark edilen bir durum yok. Çok küçük bir tümörle veya tümör öncesi bir lezyonla karşılaşıyorsunuz. Ve bunu ameliyatta çıkarıyorsunuz. Olup bitiyor. Belki hiçbir tedaviye ihtiyacı kalmıyor. Başka hiçbir tedaviye ihtiyacı kalmıyor. Bazen de tümör dışı bir lezyon çıkıyor. O yüzden mutlaka kadınlarımızın meme taraması konusuna ilgi göstermesi gerekiyor. Evet, şimdi tedaviye gelelim.
Tanı kısmına Tanı, isterseniz evet. tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanıyı biyopsiyle koyuyoruz. Biyopsi halkımızda hep onu söylüyoruz, bir korkuya sebep oluyor. Bundan da altında genellikle eğer bıçak değerse veya iğneyle parça alınırsa yayılır korkusu var. Bu korku yersiz bir korkudur. Sizden parça almadan eğer ameliyat yapılırsa gereksiz büyük bir ameliyata maruz kalmış olabilirsiniz. Bir de daha sonraki yapılacak uygun ameliyatların şartlarını bozabilir. O yüzden en iyisi kesici iğne biyopsisiyle o şüpheli lezyonun değerlendirilmesi. Zaten o iğne alınan bölge daha sonra çıkarılacak bölgenin ortasında kalıyor ve herhangi bir yayılmaya sebep olmuyor. Ancak bunu yapmazsanız hastalığın ne olduğunu anlayamazsınız. Yani boyutunu mu belirtmiş oluyor bir Hayır. şekilde? Hastanın adını koyuyor. Yani Nasıl? bu meme tümörü olabildiği gibi oradaki kitle pekala meme tüberkülozu da olabilir. Başka granulomatöz mastit denilen tamamen farklı bir şey olabilir. Meme sarkomu denilen daha çok değişik antiteler var. Hiçbir tedavisi, yani ameliyat dışında hiçbir tedavisi gerektirmeyen. Yani bütün bunların ne olduğunu anlamanız için mutlaka memeden parça almanız gerekir ki nasıl bir ameliyat yapacağınızı bilesiniz. Doktor yoksa nasıl bir ameliyat yapacağı konusunda kararsız kalıyor. Önce ameliyatta o parçayı çıkarıyor, o patolojiye gidiyor. Gereksiz büyük bir müdahale yapılmış da olabiliyor. Evet, tedaviye gelelim isterseniz. Tedavi meme kanseri tedavisi son derece başarılı. Bir kere bunu söylememiz gerekiyor. Burada biz şifa hedefliyoruz. Özellikle erken evrelerde, ileri evrelerde de bunu zorluyoruz. Bunu elde edebiliyoruz. Ancak erken evrelerde çok az tedaviyle, bazen sadece cerrahiyle, bazen cerrahi artı ilaç tedavisiyle, bazen cerrahi radyoterapi ve ilaç tedavisiyle, kemoterapiyle şifa elde etmek mümkündür. O yüzden bu konuda son derece gelişmiş ilaç seçenekleri vardır. Akıllı ilaçlar, hedefe yönelik ilaçlar, radyoterapinin değişik teknikleri, bunlar hep vardır. O yüzden tedavi konusundaki korkuları da sık görüyoruz maalesef. Kemoterapi konusunda da, radyoterapi konusunda da, ameliyat konusunda bir takım korkular var. Bunların pek çoğu haksız sebeplerden kaynaklanıyor. Nasıl haksız sebepler? Herhangi bir mesnede olmayan, tıp bilimsel olarak bir izahı olmayan efsanelerden kaynaklanıyor ki o yüzden Dünya Kanserle Savaş Örgütü'nün bu seneki mücadele bildirisindeki slogan kanserde efsanelerdi. İşte efendim kemoterapi insanı çok kötü yapıyor, yataklara düşürüyor, sağlığını bozuyor, organlarını mahvediyor. Yani bunu bilin, her ilacın ilaçlar iki ucu keskin bıçaklardır. Yani aspirin de sizi öldürebilir. Aspirin sizi kalp krizinizi önleyerek hayatınızı da kurtarabilir. Yani önemli olan ilacı nasıl kullandığınız, hangi dozlarda kullandığınız, yan etkiler konusunda tedbir alıp almamanızla ilişkili bir şeydir. Bu bütün şeyler için böyledir. Yani bu örneği ben sık vermeyi seviyorum. Bu bir fiziksel değişiklik şeyi değil, ihtiyacı değil. Bir hayati hastalığın tedavisini konuşuyorsunuz. Yani bir hani cilt değişikliği ya da bir küçük kusur veya kusur olmayan şeyin değişikliği. Yani bir dış görünüşle ilgili bir değişiklik talep etmiyorsunuz. Ameliyat için özellikle bunu söylüyorum. Bu ameliyat olmazsa olmaz bir ameliyattır. Ameliyat etmeden bu hastalıktan kurtulmak mümkün değildir. Bazı durumlar tabi istisnalar hariç. O yüzden bunun arkasından yani bu hastalığı vücuttan bertaraf etmek, şifa ile iyileşmek için gereken tedavi prosedürlerini tamamlamak gerekir. Tedavi şekillerinden korkarak eksik tedavi olmak sonuçta hayatınızı tehdit edecek bir hastalığın vücudunuzda kalması sonucunu doğurabilir. O yüzden burada doğru düşünmek lazım. Sakin düşünmek, mantıklı düşünmek, bu konunun uzmanlarıyla bu konuyu tartışmak lazım. Yoksa konuyu bilmeyen, herhangi bir şekilde tecrübesi olmuş, bundan yanlış deneyimler çıkartmış birinin tavsiyeleriyle bu işi yapmamak gerekiyor. Bunda pek çok canlı örneği var biliyorsunuz. Bu konuda bir takım ünlü medya ya da işte sanat camiasının ünlü kişilerinin bu hastalık süreçlerini geçirmesi de aslında bir öğretici bir süreç yarattı. Bundan korkulmaması gerekli. Bunların herkes için. Bazen şunu da duyuyoruz. Amerika'da şu tedavi yokmuş. Yerine başka bir şey varmış. Yok böyle bir şey. Öyle olsa bu imkanlara sahip, yani yurt dışında tedavi olma imkanını
kolayca bulabilecek kişi gider orada, bu tedaviler olmadan tedavi olur. Hı hı. Ama her yerde bu işin tedavisi aynı. Artık bilim bütün dünyada hızlı bir şekilde yayılan, kolayca öğrenilen bir hale geldi. O yüzden bu tür artık efsane diyelim, daha olumsuz bir ifade kullanmayalım. Bu tür efsanelere çok itibar etmemek gerekiyor. Hı hı. Evet, peki kadınlar çok büyük psikolojik çöküntüler yaşayabiliyorlar bu süreçte. Evet. Kolay bir süreç değil, zor bir süreç. Haklısınız. Evli olanlar eşleriyle problem yaşayabiliyorlar belki bu dönemde. Çok doğru. Neler yapabilirler? Eşlere ne gibi görevler düşüyor bu noktada? Evet, çok güzel bir yere temas ettiniz. Biz tabii hastalığın hep hekimler, daha çok hastalıkla mücadeleyi, hastalıktan kurtulmayı hedefleniyoruz. Orayı için doğası gereği böyle tabii, ama bunun bir de insan olduğumuz için karşımızdaki kişi de makine değil sonuçta. Bozulan makinenin bir parçası değil. İnsanın bir uzvunda bir hastalık çıkıyor. Siz onunla mücadele ederken tabii insanın diğer biyolojik olmayan ruhsal tarafı var. O tarafı da çok ihmal etmemeniz gerekiyor. Çünkü bir hastalıkla karşılaştığı zaman bir insan bir travma yaşıyor. Bu herkes için böyle. Hekim için de, hekim de olsanız bu travmayı yaşarsınız, hastalık travmasını. Ancak bu travmanın sizi tedaviyle ilgili faaliyetlerden alıkoymasına izin vermemek gerekir. Bu travma son derece doğaldır, insanidir. Tabii ki bir çökkünlük olacaktır. Öfke, umutsuzluk, depresyon, reddetme, bu kendini süreçleri eksik hissetme. Kendini eksik hissetme, tedaviden sonra özellikle kendini hasta eksik hissetme. Bunların hepsi yaşanacaktır, doğaldır. Ancak bunlarla sonuçta mücadele ediyor insan, beyni de, fiziği de. Ve bunu bir şekilde hastalık olduğu gerçeğini kabulleniyorsunuz. Bu da bir hastalık. Aynı şeker hastalığı gibi, tansiyon hastalığı gibi, üstelik kalp hastalığı gibi. Sonuçta sık görülen de bir hastalık. En çok öldüren ikinci sırada, hastalıklar arasında ikinci sırada görülüyor. Bunu da bir hastalık olarak algılayıp bununla ilgili tedavilere yönelmek lazım. Tedavi sırasında tabii mesela memenin tamamının alındığı durumlarda bir takım başka faktörler gündeme geliyor. İşte bir kadın daha çok buna maruz kaldığı için kendini eksik hissetmeye başlıyor ve eşi tarafından eksik görüleceği hissine kapılabiliyor. Bunlar da doğal süreçlerdir. Bunları hep hem hekimle hem de bu konuda uzmanlaşmış, ki bizim ünitemizde de son derece başarılı bir şekilde işini sürdüren uzman psikolog arkadaşlarımız var, psikiyatristler var. Bunların da yardımıyla, bu arkadaşlarımızın da desteğiyle bu süreci atlatabiliyoruz. Bununla ilgili tabii bu bir organ kaybı mıdır? Evet, zaman zaman organ kaybına yol açar. Ne yapıyorsunuz? Bu organın telafisi de mümkün. Gayet başarılı plastik uygulamalar var. Ki artık çok az sayıda hastanın memesinin tamamının alınması gerekiyor. Çok erken yakaladığımız zaman birçok hastanın, hatta kontrole geliyor mesela 8. yılında, 10. yılında, hatta 10 yılı geçmiş hastalarımız var. Sadece birbirimizi artık iyi tanıdığımız, arkadaş gibi olduğumuz için ziyarete gelir gibi gidip geliyor. Aslında kontrole gelmesi de gerekmiyor. 10 yıldan sonra artık hani riskin normal insanla aynı olduğunu kabul ediyoruz. Ancak birbirimize alışıyoruz, artık nezaket ziyareti olarak gelip gidiyor. Onlar da baktığınız zaman memede hiçbir şey göremiyorsunuz zaten. Ne radyoterapiye bağlı işte cilt değişikliğine, kesi yeri bile kayboluyor. Pek çok hastamız artık bu aşamada. O yüzden diyoruz erken tanı çok önemli. Taramalarımızı mutlaka yapalım. O zaman organı kaybetmeden, organı koruyarak bunları yapmak mümkün. Çünkü elimizde çok güçlü ilaçlar var. Memedeki tümör büyükse bile önceden ilaçla küçülterek bunları meme koruyucu ameliyatta hazır hale getirebiliyoruz. Bu da tabii bu organ kaybetmeden kaynaklanan psikolojik etkileri son derece azaltıyor. Eşler de tabii bu dönemde, yani Türk toplumunda o açıdan çok daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Eşler, aileler hastalık döneminde son derece birbirlerine yardımcı oluyorlar. Yani aile desteği çok önemli. Bu arada şeyi bir kez daha vurgulamak lazım. Eş, dost, akraba dan bir hastalığı çok fazla dramatize etmemek gerekiyor. Onu acıklı ve hüzünlü bir dramatik süreç yerine bunun bir kaza olduğu, kaza gibi düşünün veya bir başka hastalık gibi, tansiyon gibi, şeker gibi düşünün. Bu bir hastalık karşımıza çıktı. Bununla mücadele edecek arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, biz bu arkadaşımıza destek olacağız. Yani bu dönemde çünkü zaman zaman yaşıyoruz. Bu dönemde kötü örnekler vermek,
acıyarak vah vah demek, işte bir takım böyle olumsuz ifadelerde kullanmak hastayı teselli etmiyor, moralini bozuyor. Ama bizim amacımız ne arkadaşımızı ararken eşimiz olsun? Teselli etmek, moral vermek, destek olmak, yanında olmak. Bunu yaparken işte bu nüanslara dikkat etmek gerekiyor. Kötü örnekler vermemek gerekiyor. Acıyarak yaklaşmamak, çünkü acı nasıl bir durum değil bu. Herkesin başına gelebilir. Yani kimse bundan müstesna ya da istisna değildir. O yüzden bu dönemde sadece yanında desteğinizi hissetmesi, bir takım konularda belki yardımınızın olması yeterli. Zaten o kendi mücadelesini kendisi yapacak. Bu açıdan biz dediğim gibi yine Batı toplumlarına göre daha şanslıyız. Eşler de bu sürecin tabii geçici olduğunu bilip, bu dönemde tabii kişiler daha tahammülsüz olabiliyor, daha huzursuz olabiliyor, daha kırıcı olabiliyorlar. Bu dönemin de geçici bir dönem olduğunu, bu şeyin geçeceğini, insan psikolojisinin bu dönemde biraz etkilenebileceğini bilip biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Ona göre hareket etmeleri gerekiyor. Evet, bu konuda tabii hekimle de, işte diğer psikologla da, psikiyatri uzmanıyla da, diğer hemşirelerimiz de bu konuda son derece iyi yetişmiştir. Bu bir ekip işidir zaten. Tek başınıza onkoloji hastalığıyla, yani kanser hastalığıyla mücadele etmek mümkün değildir. Ekip, ki bu Bursa'da bu konuda son derece şanslıdır. Pek çok bu konuda yetişmiş ekip var. Bu ekipler sizi iyi bir şekilde hastalığınızdan kurtaracaktır. Evet, diyelim ki memesini aldırdı bir hasta. Yapay bir meme tekrar yaptırması gibi bir şey söz konusu olabilir tabii mi? Tabii ki söz konusu. Bu konuda da hem plastik cerrahin hem meme konusunda, meme hastalığı konusunda yetişmiş cerrahlarımızın katkıları oluyor. Zaten dediğim gibi eğer çok küçük bir operasyonla eğer meme hastalığından kurtuluyorsak zaten organımızda bir değişiklik olmayacak. Ancak tamamının alındığı durumlara dahi zamanına göre bazen aynı seansta bile yapılabiliyor bu. Diyelim ki siz meme ameliyatına giriyorsunuz, memeniz alınıyor, aynı seansta bir meme plastiği yapılıyor. Ancak bu tabii her durum için uygun değil. Bunu hekimle konuşmak lazım. Bazen 2 yıl kadar sonraya erteleyebiliyoruz. Bunlar da son derece başarılı ama protezle, ama vücuttan alınan bir takım dokularla. Ki Meme Dernekleri Federasyonu'nun bu konuyu standartize etme konusunda çok ciddi çabaları var. Bunu bu konuda uzmanlaşmış hekimlerle konuşarak bu konuda çok da başarılı örnekler olduğunu görüyoruz. Bu konuda kesinlikle çözümsüz olmadığını bilmesi lazım. Şimdi hamilelik döneminde meme kanserine yakalanmış olan bir kişi bebeğin evresine göre sağlıklı bir şekilde çocuğun dünyaya getirebildiğinden bahsettiniz. Peki aynı şey tedavi sonrası için de geçerli mi? Yani çocuk sahibi olabilir mi kadınlar? Evet, yani öyle hastalarımız da var. Memesini aldırmış dahi memesini aldırmış dahi olsa, kemoterapi, radyoterapi de dahi görmüş olsa, hastalık eğer üzerinden belli bir süre geçip hastalıkla ilgili herhangi bir risk ortadan kalktıktan sonra tekrar gebe kalması mümkün. Bunun tabii teknik detayları var. Bu konuyla ilgili önceden de konuşmak gerekir. Mesela meme kanserine yakalanmış bir kadın eğer çocuk sahibi değilse bu konuyla ilgili beklentileri önceden konuşmak lazım. Çünkü bazen tedaviden sonra kalıcı bir takım arızalar da olabilir sizin baştan öngöremediğiniz. O yüzden böyle bir beklentimiz, talebimiz var ise bunlarla ilgili de yapabileceklerimiz var. Teknik, teknolojik olarak son derece gelişmiş durumda. Yumurta, embriyo vesaire dondurma teknikleri var. Yumurtayı bir başka bölgeye alma yöntemleri var. Bunu tabii yine ekip olarak işte üreme üremeyle ilgili, kadın doğumunun üremeyle ilgili konusunda uzmanlaşmış arkadaşlarımız var. Türkiye'de bu konuda çok iyi yetişmiş, Bursa'mızda da öyle yetişmiş çalışanlar var. Onlarla bir ekip halinde koordine bir şekilde bu konuyu da halletmek mümkün. Tamamıyla evet, ben hasta oldum, bir daha böyle bir şansım olmayacak diye düşünmemek lazım. Evet, olabiliyor. Evet, süremizin de sonlarına geliyoruz ama bu konuyla ilgili söyleyeceklerimiz eğer bu kadarsa akciğer kanserine çok kısa bir giriş yapalım isterseniz. Evet, olabilir. Akciğer kanseri her iki cinste de çok öldüren, en sık öldüren kanserlerin başında geliyor. O yüzden akciğer kanserinde de özellikle sigara ile mücadele son derece önemli. Düzenli sigara içen ve risk olan kişilerde düşük
dozlu, düşük radyasyonlu tomografilere taramanın mümkün olduğunu da söylemek lazım. Balgamla, nefes darlığıyla, öksürükle veya balgamda kan gibi şikayetleri olan hastaların mutlaka hekime başvurması lazım. Ve en önemlisi sigaradan bir an önce kurtulması lazım vatandaşlarımızın. Ki akciğer kanseriyle mücadelenin en önemli kısmı budur. Mesela detaylarını daha sonraki bir programda konuşuruz. Sadece bir giriş yapmış olalım. Evet, çok kısaca o zaman hangi hastalıklarla karıştırılabilir? Buna değinelim. Akciğer kanseri genellikle kronik bronşitle karıştırılıyor. Ve pek çok kronik bronşitin de sebebi olduğu için sigara, hasta uzun süre kronik bronşitiyle haşır neşir oluyor. Sigara içmeye de devam ediyor. Veya bu sebeple bırakmış oluyor. Ancak bu işte kronik öksürükte bir artış, balgamın miktarının ve renginin değişmesi, öksürüğün niteliğinin değişmesi. Mesela sigara tiryakileri bilirler, belli bir tipte öksürükleri vardır. Onun değişmesi, böyle kronik ve arka arkaya böyle rahatsız edici bir hal alması, iştahsızlık, zayıflama gibi belirtilerin etkilenmesi veya balgamda kanın görülmesi, ki bu son derece önemlidir. Bazen çok yanlış ve hatalı olarak balgamdaki kanı önemsememek gibi yanılgıların olduğunu görüyoruz. Balgamda kan konusu son derece önemlidir. Bazen nadir olmayarak ağrıyla geldiğini görüyoruz. Kola vuran ağrılar, göğüs ve sırtta olan ağrılardan altında da bazen akciğer kanseri yatabiliyor. O yüzden her türlü başlayıp devam eden ağrıyı önemsemek gerekiyor. Hepsini romatizmal ya da kulunç diye nitelendirilen ağrı kategorisine sokmamak gerekiyor. Şeyi de isterseniz vurgulayalım, her ikisi için de, çünkü hem meme hem akciğer kanseri de önemli. Beslenme alışkanlıklarımızın düzenlenmesi, ideal kilomuzun korunması ve düzenli egzersiz pek çok hastalıktan, özellikle kalp damar ve kas iskelet sistemi hastalıklarının olduğu gibi kanserden de koruyor. Bunu mutlaka çocuklarımızdan başlayarak hayatımızın erken yaşlarından itibaren bir alışkanlık haline getirmemiz son derece önemli. Akciğer kanserinde en önemli faktör sigara dediniz. Peki sigaranın da türlerine göre değişebiliyor mu? Yani? Hayır. Böyle bir ayrıma gitmek son derece yanlış bir şeydir. Yani sigaranın işte ben düşük nikotinlisini içiyorum, işte filtrelisini içiyorum. Pro içenler falan bunlar. Hepsinde kanser riski vardır. Onlar tamamen, ben hani bir arkadaşımın anekdotunu söyleyeyim. Açık havada sigaranın zararlı olmadığını düşünüyordu. Yani dağ havasında sigara içmenin pek zararlı olmadığını düşünüyordu. Bunlar işte kendimize bulduğumuz şeyler, küçük bahaneler. Yalanlar mı? Tabii bahaneler. Yani içmek için kendimizi avutuyoruz. Ha, onu eğer bir geçiş aşaması olarak kullanıyorsa tamam, destekleyelim. Hani küçük ince sigaraya geçer, düşük nikotinli sigaraya ya da katranlı sigaraya geçer, ama buradaki hedef bırakmak olmalı. Yani ben böyle içmeye devam edeyim, o sizin riskinizi yani belki nümerik olarak azaltır ama riskinizi de, risk almanızı değiştirmez. Risk alırsınız ve bu risk en önemli risktir. Sigaradan aldığımız risk son derece önemlidir. Evlerde, bir de özellikle şeyi olan evlerde, artık belediyemizin radon ölçümlerinin başladığını biliyorum. Radon da, radon gazına maruz kalmak da akciğer kanserini arttırıyor ve bu özellikle bodrumu olan, böyle özellikle tek katlı evlerde önem taşıyor. Mutlaka bu açıdan da halkımızın bilinçlenmesi, evin içindeki radon oranını ölçme konusunda bir fikirleri olsun istiyorum. Bir de asbest de önemli bir faktör değil evet, mi? Evet, asbest iyi anlaşılan bir faktör. Asbest de tabii akciğer kanserini oranını arttırıyor sigarayla birlikte ve akciğer kanserinin özel bir türü olan akciğer zarı kanserini tetikleyen bir tarafı var. Bunun en önemli sebebi. Ancak Türkiye'nin belli bölgelerinde, belli coğrafi bölgelerinde bununla ilgili toprakta özellikle asbest olduğu anlaşıldıktan sonra, hatta bazı bölgelerdeki yerleşim yerleri değiştirildi. O yüzden bu konuda son derece etkili çalışmalar yapmış Türk bilim adamları var. Türkiye'deki asbestin de şeye yol açtığını gösteren akciğer zarı kanserine. Bu konudaki tabii bölgedeki özellikle göğüs hastalıkları hekimleriyle kişiler görüşmesi lazım. Hala belli bölgelerimizde asbestin toprakta olduğunu biliyoruz ve bunları özellikle günlük yaşamda kullanmak, eskiden sıvı olarak kullanılırdı ve sıvı olarak kullandığınız zaman bu toprağı, beyaz toprağı solunum yoluyla bunu akciğerinize alıyordunuz ve 20 ila 40 yıl gibi çok uzun bir süre sonra akciğer zarında kalınlaşma sıvı, daha sonra da
kansere yol açabiliyordu. Bu da faktörlerden biridir ama nispeten daha iyi biliniyor diye ifade edebiliriz. Evet, akciğer kanserine de kısa bir giriş yapmış giriş olduk. Yapmış olduk evet. Sonuna geldik. Farklı bir programda bu konuya tekrar evet. devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de çok hocam teşekkür geldiğiniz ediyorum. için, bilgilendirdiniz bizleri. Sağ olun. Sevgili seyirciler, onkoloji uzmanı Profesör Doktor Türkkan Evrensel bizlerle birlikteydi. Meme ve akciğer kanserini konuştuk. Farklı bir programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.